Evet, bu videomuzda Alkalı Türki dairelerinde 3 artı 1 dairede yapmış olduğumuz tadilat, dekorasyon ve mobilya çalışmalarını ve değişiklikleri sizlere anlatacağız. Kardelen sitesi 3 artı 1 dairede birçok değişiklik yaptık. Bunların başında mutfakta büyük değişiklik oldu. Özellikle mutfak balkon arasındaki duvarı kaldırdık. Oraya sürgü kapı yaptık. Albert Camus camlı sürgü kapı yaptık. Balkonda bir teferruatlı bir çalışmamız oldu. Tabii mutfağımızı da komple yeniledik. Özellikle mutfakta kapıyı, giriş kapısını ortaya alarak çift taraflı mutfak yaptık. Bu çizimde görmüş olduğunuz projeyi uygulamaya çalıştık. Burası normal mutfağın olduğu taraf. Bu kısımda karşı kısım olarak görüyoruz. Kapıyı sürgü kapıya dönüştürdük. Mutfak giriş kapısı da sürgülü oldu. Burada mutfağın giriş kapısını genişleterek ortaya çektik. Daha sonra sürgü kapıya dönüştürdük. Gördüğünüz üzere balkon ve mutfak arasındaki duvarı da kırmış olduk. Balkon mutfak arası duvarı kırdıktan sonra mutfağın kapıyı girdiğimiz kapıyı ortaya çekip zemin çalışmalarını yaptık. Zeminde granit kullandık burada. Mutfağın bitmiş halini genel görüntüsü sürgü kapısıyla, girişteki sürgü kapısıyla beraber görüyorsunuz. Bu kısımda ise gene mutfağın balkona çıkış kısmında duvarın kaldırılarak camlı sürgü kapı yapıldığını görüyorsunuz. Bu resimde de aynı. Gördüğünüz gibi balkona bir petek çekerek oradaki ısıyı da düzenledik. Isı camlı sürgü kapımızın görünümü, yakından görünümü. Balkondaki teferruatlı çalışmaları tekrar dönelim. Burada duvar kağıdı uygulaması yapmıştık. Gördüğünüz gibi petek ve duvar kağıdı uygulaması ve cam balkon uygulaması yapıldı. Tabi tavanlarda tavan dekorasyonu uyguladık. Burada ahşap kilişli model uyguladık. Balkonda daha öncesinden gördüğünüz gibi kombinin çıkış borusu çok kötü gözüküyordu. Onu üst kısma çekmek için karotla delik açtık o üst kısımdan. Makineyle deliyoruz şu anda. Evet. Açılan deliği görüyorsunuz. Oradan pimaşı sokarak pimaşı da dekorasyon içine alıp görünmez hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi pimaş şu an hiç gözükmüyor. Çünkü dekorasyonun alçıpanın içinde kalmış olduğu. Evet, burada yatak odasında çok önemli çalışmamız oldu. Kapının arkasında görmüş olduğunuz, gardıroplarınızı koymuş olduğunuz boşluk var. Çizgi halinde görüyorsunuz. Biz bu kısmı banyoya katarak burayı ebeveyn banyo ve giyinme odasına çevirdik. Burada projede gördüğünüz gibi banyo, ebeveyn banyo ve giyinme odası olarak dahil edildi yatak odasına. Şu anda ebeveyn banyoyu görüyorsunuz. Eski giriş kapısını, bu banyonun giriş kapısını kapatıp direkt yatak odasına verdik. Yani banyonun yarısını, ebeveyn banyosu yarısını giyinme odası şeklinde yaptık. Burası yatak odasından banyonun görüntüsü, o duvarı alarak projeyi çizdik. Kırmızı çizgiler gördüğünüz gibi yarı yarıya gibi gözüküyor. Banyo ve giyinme odası şeklinde. Tesisatlarını yapıp ebeveyn banyosunun işlemini tamamlamaya çalışıyoruz. Burada seramik uygulaması yapıldı. Giyinme odasının projesi gördüğünüz gibi gene yatak odasından bir giriş var. Arada banyonun görüntüsünü aşağı doğru çektik rahat gözüksün diye. Duvar uygulaması yapıldı. Sağ tarafta banyoyu, sol tarafta giyinme odasını şu an görüyorsunuz. Giyinme odasının montajı yapılırken şu anda ve bitmişini birazdan göreceğiz. Evet, bu da giyinme odamızın bitmiş hali. Giriş kapısında sürgü yaparak giyinme odasına sürgü kapıdan açarak sürgü kapıdan içeri giriyoruz. Ebeveyn banyosunun girişinde gördüğünüz gibi hem klozet koyduk, duşakabin koyduk, çamaşır makine, kurutma makine yeri koyduk, lavabo koyduk oraya bir tane. Evet, çamaşır ve kurutma makinesinin ve lavabonun görüntüsü şu an ebeveyn banyosundan. Direkt yatak odasına açılıyor burada. Burada dairenin 3 artı 1 dairenin tuvaletini banyo haline dönüştürdük. Yani genel banyoyu burayı yaptık. Gördüğünüz gibi ara duvarı kırmış olduk burada. Burası tuvalet. Evet, projede sağ tarafta gördüğünüz gibi dairenin tuvaletini banyoya çevirme projemiz. Evet, kırımlar tam yapıldı burada. Evet, burada ise tuvaletin banyoya dönüşüm tesisatları yapılıyor. Gömme rezervuarı koyduk, tesisatlarını yaptık.
Evet, gömme rezervuar montajımız tamamlandı. Duş yeri ayarlanmış oldu. Süzgeci konmuş oldu. Burada tuvaletin seramik kaplaması yapılıyor. Tabii tuvalet dediğimiz banyoya dönüşmüş oldu artık. Yeni banyomuz diyelim. Yeni banyomuzun seramik ve klozet montajları yapılıyor. Evet, burada tam manasıyla tuvaletin banyoya dönüşmüş halini görüyorsunuz. Bir de tuvaletten iç çekim olarak görelim. Bakın kapıyı kurtaracak şekilde güzel bir lavabo koyduk oraya. Yani lavabo, klozet ve duşakabin olmuş oldu. Salonda bir dekorasyon çalışmamız oldu. Duvarları sıvayıp komple tertemiz, düzgün bir duvar haline getirdik. Tavan, spot ve led uygulaması yapıldı. Laminat parkeler değişti, süpürgelikler değişti, boyalar yapıldı tabii ki. Burada uygulama resimlerini göreceksiniz. Evet, hemen hemen bitmiş hali. Kapımız montaj yapılmamış henüz. Burada tam manasıyla salonun bitmiş dekorasyonunu görüyorsunuz. Evet, koridor orijinal hali. Burada kırım anını görüyoruz. Kırım anı şu anda. Koridorda biz salona yaptığımız parkeden yaptık. Yani dairenin tamamını koyu renkli bir parke uyguladık. Parkeye yalı süpürgeliği dediğimiz onluk lake süpürgeliği kullandık. Biraz daha parkeyi ortaya çıkarmış olduk. Evet, odaların kapıları ve parkeleri ve süpürgelikleri görüyorsunuz. Şu anda da holdeki tavan, dekorasyonu, kapı ve fortmantoyu görüyorsunuz. Burada odalarda bu tarz çalışmalar oldu. Kartonpiyer ve boya uygulamaları.